Ondan sonra Karayolları Bölge Müdürü'yle bir araya geldik ve sonunda şu kararı verdik. Dediler ki siz burayı projelendirirseniz başarı olma şansınız var. Ve biz bir kabataslak projelendirdik. Otoban giriş. Çünkü ilk başta söyledikleri şuydu, otobana bağlantı girişi olması. Tabii Cumhurbaşkanımızın otoban girişini Hayas'tan başlattığı an bizim şansımız daha da yükseldi. Çünkü eskiden otoban Denizli'den çıkıyordu. Ve biz bir proje, taslak proje hazırladık ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Sayın Vekilimizle birlikte ziyaret ettik. Söyler söylemez ilk cümlemizde ki olmaz. Çünkü demek ki birden önce de birileri gitmiş. Yani anlatabiliyor muyum? Gitmiş, ben önüne bir dosyayı koydum. Sayın Genel Müdürüm bir bakma şansınız, vaktiniz olur mu? Şöyle çevirdi, baktı. Dedi sen bunu nerede hazırlattın? Dedim sizin proje firmasını hazırlattım. Ön taslak. O aynı anda Genel Müdür Yardımcısını çağırdı. Dedi bu konuyu inceleyin, şey yapın. Sonunda kaldığımız mutabakat dedi ki işte Karayolları bunu dedi detay projelendirin. Ya dedim bakın bunu detay yapacağım sonra masraflar boşa gitmesin. Böyleceğimiz zaten imkanları zordur. Yani çalışıyoruz. Dedi ki başkanım bunu siz projelendirin ve biz geldiğimiz nokta şu anda bir proje grubuyla anlaştık. İnşallah hem Sakarya'da hem İsmet Önü'nde projelendiriyoruz. Eğer ben inanıyorum ki bu iki bağlantını sağlayabilirsek İskenderun 50-100 yıllık trafiği %50'si artacak ki hem batı çıktı çok rahatlayacak hem İskenderun'a ana altyapılardan bir veya iki noktadan değil en az dört noktadan. Çünkü düşünün ki işte limanın oradan, havayın oradan ve arada da iki yerden daha İskenderun'a giriş çıkışlar sağlandığı veya oralardan üste çıkıldığı takdirde İskenderun ciddi anlamda trafiğine katkı sağlayacak diye ümit ediyorum. Onunla ilgili de çalışmalarımızın olduğunu özellikle bilmenizi arzu ediyorum.